Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yükselen otomobil fiyatları nedeniyle sürekli ikinci el araç incelemesi yapmamı bana söylüyordunuz, taleplerde bulunuyordunuz. İşte o gün bugün bu videoyla artık ikinci el araçları da incelemeye, nasıl kondisyonlara sahip olduğuna, öne çıkan özelliklerine hep birlikte bakmaya başlayacağız. Şu anda Vava Cars'ın Pendik'teki araç yenileme merkezindeyiz ve yanımda 2013 model bir Volvo V40 bulunuyor. İstiyorsanız hiç vakit kaybetmeyelim ve bu araçla ilgili öne çıkan özellikleri, detayları sizlerle paylaşayım. Ama baştan şunu söyleyeyim yani bu standart bir otomobil testi gibi olmuyor. Çünkü zaten bu yanımda gördüğünüz aracı ben bundan tam 9-9,5 sene önce ilk yollara çıktığında zaten detaylıca incelemiştim. Burada yapacağımız bu aracın sahip olduğu özelliklere, kondisyonuna, fiyatına, Vava Cars'ın bu aracı satarken ne gibi faydalar sunduğuna bakacağız ve eğer ilgileniyorsanız sizlerden biri de bu aracı bu videonun sonunda satın alabilecek. Hazırsanız lafı daha fazla uzatmayayım ve Volvo V40'a gelin daha yakından bakalım. yanımda gördüğünüz Volvo V40 1.6 dizel D2 Power Shift ve Advance donanımına sahip benim bu aracı seçmemdeki en önemli nedenlerden bir tanesi yaşına rağmen yani 10 yaşında olmasına rağmen tam 86.445 kilometrelik bir değer gösteriliyor olması ve ona rağmen kondisyonunun da gayet iyi olması. Ve aslına bakarsanız bu aracın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu 4 silindirli 1.6 dizel motorun çok tutumlu bir yapısının olması. Yani hatırlıyorum o zamanlar fabrika verisi 3.5-4 litreler civarında yakıt tükettiğini söylüyordu. 115 beygirlik versiyon, 270 70 Newton metrelikte tork değerine sahipti ve power shift diye adlandırılan çift kavramalı bir şanzımanla geliyordu. Sonrasında tabi Geartronic'e geçildi. Daha farklı motorlar seriye eklendi ki yanılmıyorsam bu araç da 2013 olmasıyla zaten ülkemize gelen o ilk 100 araçtan bir tanesi olabilir. Ve bayağı da zengin donanıma sahip. Yani mercekli farları olsun, far yıkaması olsun, 16 inçlik bu görmüş olduğunuz 5 kollu alaşım jantları olsun. Gayet güzel bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Şimdi ikinci el araç alırken biliyorsunuz herkesin hakkında bazı soru işaretleri oluyor kafasında. Yani sonuçta suistimali açık bir durum. İlan sitelerinde araç fotoğraflarına baktığımız zaman kimisinde pırıl pırıl gözüküyor ama aracın yanına gittiğimiz zaman hem tramer raporunda farklı şeyler çıkabiliyor. Ekspertize götürdüğümüzde beklemediğimiz veya söylenmeyen şeylerle karşılaşabiliyoruz. Veya dediğim gibi o pırıl pırıl fotoğraflarda arabanın kusurları gizlenmiş oluyor. Ama Vava Cars'da siz bir araç incelediğinizde veya satın alacağınız zaman şeffaf bir şekilde her şeyi net olarak görüyorsunuz. Yani baktığımızda burada aslında hiçbir şey yokmuş gibi gözükse de bakın burada çamurluğun üst köşesinde ufak çizikler var veya tamponun önüne baktığımız zaman mesela burada da yine ufak bir boya kalkmış olduğunu görebiliyoruz. Bunların hepsini siz aracı incelerken hem dışı, hem içi, hem motorla ilgili detayları hem de ekspertiz raporuna çok net, şeffaf bir şekilde şekilde ulaşabiliyorsunuz yani Aslında tam olarak şöyle işliyor sistem Ben de size göstereyim bakın burada aracın fotoğraflarını hakikaten pırıl pırıl görüyorsunuz ama kusurlar sekmesine girdiğiniz zaman burada mesela milimetrik santimetrelik yani diğer kusurları çok rahat görebiliyorsunuz ve araç size gelmeden aracı siz teslim almadan önce tüm bunları görmüş ve içinize rahatlatmış oluyorsunuz açıkçası şimdi gelin yine devam edelim araçta neler olup olmadığına bakın mesela. Hani normalde sıfır araçları incelerken bunları görmüyoruz ama bakın burada tamponda da ufak bir tane kusur var. Ayrıca tabii en önemli detaylardan bir tanesi tramer kaydının olması ve 250 nokta ekspertizinin yapılmış olması. Şimdi bu arabanın yine o ekspertiz detaylarına burada bakacak olursak şunları da çok net bir şekilde görebiliyor olacağız. Bakın burada aracın tüm bilgileri zaten yer alıyor. Yani kilometresi vesaire muayene bitiş tarihine kadar bunları görebiliyorsunuz. Ve bizim şu an gördüğümüz kadarıyla bu arabanın sadece sağ ve sol marş bir elinde boya var diyor. Onun haricinde aracın gövdesinde 10 yaşında olmasına rağmen hiçbir boya yok. Yani bu da boya takıntısı olanlar için bence önemli bir artı. Pırıl pırıl görüyorsunuz zaten arabayı. Şimdi gelin bir de Volvo V40 D2'mizin şöyle... Bagajına bakalım gayet değerli toplu bir bagaj. Burada da yine Vava Cars'ın hem yangın tüpü hem de trafik seti bunun içinde. Şuradan size altı göstereyim. Bakın mesela burada halı paspaslar var, yedek lastik var. O da gayet güzel, pırıl pırıl duruyor. Burayla ilgili başka söyleyecek bir şey yok. Gelin şöyle bir arabanın arkasına bakalım arka koltuklarına. Benim mesela sevdiğim özelliklerden bir tanesi bakın bardaklıklar burada bu şekilde açılıyor. Yani kol dayama var ama bardaklıklar böyle daha farklı bir kullanıma sahip. Zaten Volvo'nun klasik tanıdığımız kafa başlıkları burada. Ayaklar çok rahat etmiyor. Yani ben koltuğu tabii en alt konuma almıştım. Çok rahat değil. Çok geniş bir araç değil sonuçta bu. C segmentinde yer alan premium bir hatchback. Bu arada bakın halı paspasları söylemiştik ama orijinal kauçuk paspaslar da var kesinlikle bir artı yani bunları da almak isteseniz bayağı paradır. Sonuçta araç size böyle temizlenmiş vavakas paspaslarıyla geliyor olacak. Gelin bir de şoför tarafına bakalım. Bu arada aracın iç kondisyonu bayağı iyi onu çok beğendim yani açık renk döşemeler olmasına rağmen gayet güzel. Tabi bu tarafa baktığımızda kullanımdan ötürü ön koltuklar daha fazla kullanıldığı için bakın böyle Hafif o deri dediğim parçalarda deforme söz konusu. Şu da dikkatimi çekti. Mesela bakın bunu da göstereyim. Araç 86.445 kilometre ve bakımı yapılmış. Yani motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi değişmiş. Yakıt filtresiyle polen filtresi de kontrol edilmiş. Yani 10.000 kilometre boyunca sizin artık yapmanız gereken bir ekstra yok. Marşa basıp arabayı kullanabileceksiniz. Ha, siz bu arabayı satın aldıktan sonra Vavakar size 3 ay 5000 kilometrede mekanik garanti veriyor. Bu da bana sorarsanız yine ikinci el araç alırken sunulan çok büyük artılardan bir tanesi. Yani muhatap bulmanız gerektiği noktada veya bir sorunla karşılaştığınız noktada karşınızda kurumsal firma olması ve bunları size sunuyor olması bence önemli bir avantaj. Tabi siz aracı aldınız kullanıyorsunuz ama yani size göre olmadığını düşündünüz. Orada da yine 14 günlük iade hakkınız var aracı verip paranızı iade alabiliyorsunuz. Bu da gerçekten önemli bir detay. Tabi gözünüzden kaçmamıştır şunu da göstereyim. Hani ikinci el araç alıyorsunuz ikinci anahtarı var mı yedek anahtarı var mı? Bakın onlar da burada bu şekilde böyle yerleştirilmiş vaziyette. Şimdi hazır anahtarı takmışken arabamızı da çalıştıralım. Sonuçta Volvo da premium bir marka olduğu için 10 yaşında olmasına rağmen böyle artılar sunuyor size. Yani burada güzel bir tane ekran, burada temalarını değiştirebildiğiniz bir dijital gösterge tablosu. Buradan menüye girdiğiniz zaman temalardan mesela performans veya eco veya elegansı seçebiliyorsunuz. Ben yine hazır böyle olduğu gibi performansta kalayım. Şimdi kilometrede bakın demin 86.445 demiştim. 2 kilometre ilerlemiş. Şimdi artık biz de buradan bir yola çıkalım. Bu araç yenileme merkezinden. Biraz da arabayı yolda kullanayım. Yani hakikaten sürerken bir trim sesi var mı? Yürüründe benim dikkatimi çeken şeyler var mı? Onları da sizlerle paylaşayım ve artık videoyu toparlayalım. Tabii alışık değilim ikinci el araç incelemeye. Ya. Yani motoru göstermeden sürüşe çıkacaktım, motoru görmeden de araç alacak halimiz yok diyeceğinizi tahmin ediyorum. Yani her ne kadar motor fotoğraflarını da zaten sitede görebiliyorsunuz ama şuna da gelin birlikte bakalım. Burası da gayet güzel temizlenmiş. Hani zaten üstünde kapak olduğu için çok bir şey görmüyorsunuz ama insanlar hani böyle bir kulelere bakmak isterler. Şöyle bir şurada vidalara bakalım, oynamış mı falan diye bakmak isterler. Böyle de size motoru bir yakından göstermiş olayım. Tabii önemli bir şeye de değineyim. Yani araç 2013 olmasına rağmen bakın burada kaput amortisörü var. Keçe zaten var. O yüzden bunlar da gayet güzel önemli detaylar. Şimdi bu aracı siz şu an itibariyle Vava Cars'ın sitesinden satın alabiliyorsunuz. Açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak bu aracın detaylarını inceleyebilir. Bu araçla ilgileniyorsanız ön sipariş aşamasında kaporanızı yatırıp bu aracı rezerve edebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Sonrasında eğer İstanbul veya Ankara'da ikamet ediyorsanız bu araç sizin kapınıza kadar gelebiliyor. Yoksa Vava Cars'ın bu araç teslimat merkezlerinden de aracı satın alabiliyorsunuz dediğim gibi 3 ay 5000 kilometre mekanik garanti 14 gün iade hakkınız var ayrıca aracı alırken hani ekspertiz yaptırayım mı diye düşünmenize de gerek yok çünkü 250 nokta ekspertizi de yapılmış olarak ekspertiz raporuyla birlikte karşınıza geliyor İçeride tabii güzel güzel çekim yapıyorduk ama İstanbul'da yağmurlu bir hava tabii ilkbahardayız Martın ortasında. Oh sular da birikmiş burada. Şimdi neler hissettiriyor biraz ondan bahsedeyim. Bana biraz nostalji oldu. Yani iyi bildiğim tasarım ama üzerinden hakikaten uzun yıllar geçmiş bir 8-10 yıldır kullanmıyorum. Güzel geldi yani buraları da kullanışlı alıştıktan sonra. Buradaki ekran olsun hani direksiyonun deri olması, malzeme kalitesi falan hakikaten bir premium hissettiriyor size. Ki yani 10 yaşında olması da unutulmaması gereken detaylardan bir tanesi. Şu an tabi burada kullanıyoruz biraz bozuk zeminlerde ama süspansiyonun çalışması darbe emişi bence gayet güzel bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Yani tabi 270 Nm'lik tork baya güzel bir çekiş sunuyor. Şöyle bir spora da alayım şanzımanı. Valla gayet güzel çekiyor. Yani genel anlamda tabi bir trim sesi de yok bakın. Evet kasisi de gayet güzel 25 km süratle geçtik. Demin de biraz bozuk zeminlerde gitmemize rağmen hani çukurların olduğu biraz bozuk asfalt olmasına rağmen bence gayet güzel sessiz bir kabin. Yani toparlamak gerekirse sonuçta 10 yaşında bir araç kilometresi düşük 86.500 bence gayet iyi bir rakam bu yaşta bir otomobil için az yol yapmış. Kaportası da iyi. Yani iyi bakılmış arabaya. Birçok yerinden bunu anlayabiliyorsunuz. Kullanılan malzemelerden bile yani bu orijinal kauçuk ve halı paspasların kullanılması bile bence bazı şeyleri insana gösteriyor. Döşemeler vesaire araç gayet güzel, tertemiz bir şekilde alıcısını bekliyor. Umarım sizler için bilgilendirici, keyifli bir video olmuştur. Lütfen aşağı yorumlara bundan sonraki ikinci el incelemesinde hangi araçları görmek istersiniz bunu yazın. Ayrıca ekstra nelere değinmemi istiyorsanız, onlarla ilgili de fikirlerinizi paylaşırsanız mutlaka tüm yorumları okuyacağım, bunları dikkate alacağım. Sizlerin yönlendirmesi sayesinde daha keyifli ikinci el araç testleri, incelemeleri yapabiliriz. Videoyu kapatmadan önce Vava Cars'ın reklam sloganını da sizlerle paylaşayım. İkinci el araçta birinci sınıf hizmet için Vava Cars'a daha yakından bakın diyorlar. Siz de eğer bu araçla ilgileniyorsanız veya daha farklı modelleri de görmek istiyorsanız yine açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak Vava Cars'ı ziyaret edebilir. Araçları inceleyebilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Vallahi araba güzel 775.000 TL de bence bu kilometrede bu kondisyonda bir araç için hiç fena değil. Ben şuradan birinci hafızaya kendi ideal sürüş pozisyonumu da kaydettim. Eğer değiştiren olmazsa alacak kişi benim ideal sürüş pozisyonumu da bu sayede tecrübe etmiş olacak.